Stüdyoda göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kadir Çolakoğlu hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Şimdi bir ileri derecede kırma kusurları aslında oldukça önemli. Hayat konforunu ciddi bir şekilde etkiliyor. Büyüyen gözlükler, farklı takılmak zorunda kalınan gözlüklerle sadece belki de gözlük de çok ciddi bir konfor alanı oluşturmuyor. Belki bizim için iyi bir aksesuar, yani benim için, ben öyle görüyorum. Ama bunun için çözüm arayan da birçok insan var. Çünkü evet, bu numaraların büyümesi birçok kişiyi rahatsız ediyordur. Teknolojide ilerleyen lens teknolojilerinden bahsetmiştiniz. Biraz hatırlatabilir misiniz bize? Neydi bunlar? Hocam şimdi yüksek dereceli bir göz numarası varsa aslında tedavi için öncelikle yaşa göre bir planlama yapmak gerekiyor. 18 yaşına kadar göz problemi olan, gözlük kullanmak, göz numarası olan insanlarda ya gözlük ya da kontak lensle bunu tedavi ediyoruz. 18 yaşından sonra yaklaşık 40-45 yaşlarına kadar eğer göz uygunsa lazer tedavileriyle belli teknikler kullanarak bu numaraları ortadan kaldırmak mümkün oluyor. Daha önceleri lazer uygulayamadığımız gözlere de aslında geliştirilen bazı yeni teknikler sayesinde bu lazer tedavilerini de uygulamaya başladık. 40-45 yaşından sonra eğer böyle yüksek bir numarayla karşı karşıyaysak ve bizi çok zorluyorsa, o zaman da göz içine yerleştirilen bazı lens teknolojileri var. Ve bunlarla aslında hem uzağı hem yakını ve kalıcı olarak düzeltmek mümkün oluyor. Evet. Şimdi mesela bundan 20 yıl öncesine gidiyorum. Biraz böyle uzun gözde kalan kontak lensler vardı. Yani bugün bildiğimiz o plastik yapılar gibiydi belki ama adeta göz kapağına monte gibi diye hatırlıyorum. Yani göz kapağının hareketiyle belki hareket etmiyor ama adeta sabit kalıyordu. Böyle çıkartmıyordunuz veya işte iyi bir şekilde onunla yaşam zordu. Anlatırlardı işte alt kapağıma monteli, üst kapağıma monteli. Belki gerçek anlamda bir montaj değildi bu, evet, ama öyle tarif ediyorlardı. Evet. Sonra kontak lensin kullanımı her ne kadar yaygın olsa da 18 yaştan sonra lazer ameliyatları biraz daha gündeme geldi. Bugün programımızın ilerleyen dakikalarında bu lazer ameliyatlarında konuşacağız ama şunu merak ediyorum. 45 yaşından sonra üretmiş olduğunuz bu çözüm var ya, arkada fotoğrafları var, lensler. Evet. Gözün lenslerini içinden adeta değiştiriyorsunuz. Dışarıdan lens gibi bir şey takmıyorsunuz da içindeki lensi değiştiriyorsunuz. Daha önce mesela lazer ameliyatı olmuş bir kişi yarın bir gün yine akıllı lens veya bu lenslerden, kalıcı lenslerden değişiklik yapabilir mi? Tabii ki. Şimdi gözde tedavi uygularken kontak lensler dediğiniz gibi ilk başta sert gaz geçirgen lensler vardı. Bildiğimiz gözlük camına benzeyen, göze taktığımızda bir süre sonra gözü tahriş eden lenslerdi. Bunlar zamanla silikon hidrojel tabiatlı hale getirildi ve göze çok uyumlu oldu. Fakat bunlar da ilerleyen zamanlarda gözde alerji yapmaya başladı. Alerji, mikrop, iyi bakmıyorsanız. Evet, keratit gibi riskler oluşturmaya başladı. Tabii hep kalıcı bir çözüm aranıyor sonuçta. Özellikle ileri yaşlarda 40-45 yaşından sonra gözde uzak ve yakın problemi olan insanlarda kalıcı lenslerle hem uzağı hem yakını bu akıllı lenslerle değiştirmek, düzeltmek mümkün oldu. Fakat tabii daha önceden mesela tedavi gören hastalar var. Daha önce gözünde lazer yaptırmış. 40-45 yaşına gelmiş ve yakın görme problemleri başlamış. Bu akıllı lensleri onlarda da uygulayabiliyoruz. Ya da daha önce gözünde katarak ameliyatı olmuş. Fakat akıllı lenslerden önce yapıldığı için tek odaklı mercek takılmış. Onları da akıllı merceğe çevirmemiz mümkün. Yeniden ameliyat olabiliyor birisi? Yeniden ameliyat olabiliyor. Fakat o merceğinin üzerine o merceği akıllı merceğe çeviren incecik bir mercek daha koyuyoruz. Aha. Ve kırma problemini uzakta ve yakında düzeltmiş oluyoruz. Anladım. Peki yani gözün bozukluğunu düşünürsek gözün lensi de bir problem var. Biz oraya yapay bir lens koyduk mu o bir daha hiç bozulmuyor anlamına mı geliyor? Doğrudur. Şimdi gözümüzün kendi lensi doğumda tabii çok sağlıklı ve akomodasyon dediğimiz yakına odaklama kabiliyeti çok yüksek. Zamanla yavaş yavaş elastikiyetini kaybediyor. Yakına odaklama problemleri başlıyor. Yaklaşık 40 yaşında gözleri sağlıklı birisi yakın için gözlük kullanmak zorunda kalıyor. Ya da İlerleyen dönemlerde gözde katarak oluşabiliyor veya metabolik sebeplerle, travmatik sebeplerle gözde katarak oluştuğunda gözümüzün kendi merceği sağlığını yitiriyor. Dolayısıyla görmemizi engellemeye başlıyor. Biz bu noktada gözümüzün içindeki o doğal merceği yapay bir mercekle değiştiriyoruz ve bu değiştirdiğimiz mercek de
biyolojik olarak 150-200 yıl arasında bir ömre sahip mercek. Dolayısıyla bebekken bile yapmış olsak ömrünün sonuna kadar gözünde kalıyor. Evet, şimdi bu tabii bir gözlük takmak gibi bir şey değil. Yani bir işlem yapılıyor netice itibariyle. Onun görselleri var, animasyonları var. Hocamla birlikte şöyle bir yorumlayalım. Lütfen siz de gelin. O ameliyatı biraz bize anlatabilir misiniz acaba? Şimdi ameliyat gözün orta kısmında görülen aslında doğal merceği. Biz FACO yöntemi dediğimiz yöntemle gözün içindeki o doğal merceği temizliyoruz. Temizledikten sonra boşaldı, 2 milimetrelik boşaldı. 2 milimetrelik kesiden akıllı lensleri gözün içine özel bir aparat vasıtasıyla yerleştiriyoruz ve gözün içinde mercek açılıyor ve göze yerleşmiş oluyor. Evet, bu üzerinde hareler var. O hareler uzak, ara mesafe, yakın gibi odaklamayı sağlayan aslında farklı optik zonlar. Peki bu işlemden sonra, yani bu gözlüğü taktıktan sonra kişiler hemen normal hayata adapte olabiliyorlar mı? Okumaya başlayabiliyorlar mı? Veya önlerini rahat görebiliyorlar mı? Genellikle hemen ameliyattan sonra birinci günde her şey çok doğal bir şekilde seyretmiş ve olumlu sonuçlanmışsa birinci günden itibaren yakını görme, uzağı görme normale dönüyor. Bazen de birkaç haftayı bulabiliyor. Bu tabii kişinin birazcık adaptasyonu, gözünün durumu, kişinin yaşıyla da alakalı. Mesela 45-50 yaşlarında yaptığımız bir işlemle 75-80 yaşlarında yaptığımız bir işlem arasında rehabilitasyon açısından birazcık fark oluyor. Ama genellikle ilk bir hafta içinde çok rahat günlük işlerini yapar hale geliyorlar. Evet, yani ben şahsen ilk gözlüğümü taktığımda alışmakta oldukça güçlük çektim. Yani ciddi bir problem. Hiç bugüne kadar gözlük takmamışsanız, mesela doktora gittiniz, göz doktoruna, sizi muayene etti. Ondan sonra hatta damlayla muayene ediyorlar. Bir de yakın görmedeki o vücudun kendi adaptasyonunu biraz ortadan kaldırmak için belki de yapılıyor bu. Ondan sonra da daha rahat bir muayene ve daha gerçekçi numaralar ortaya çıkıyor. Ama gerçek numarayı ilk anda taktığınız zaman da ona uyum sağlamak çok zor. O yüzden diyorlar ki ya senin aslında numaran 2 mesela ama sen 0.50 ile başla. Belki daha küçük bir numarayla başla. Biraz daha uyum sağla. Tabii ben reçete ilk çıktığı gibi, makineden çıktığı gibi gittim yaptırdım. Taktım gözlüğü. Önümü göremiyorum. Düşeceğim evin içinde. Yani kendi evimin içinde normal hayatımı yaşayamaz hale geldim. Bir iki gün. Bunda bir terslik var dedim. Yani gözlük buysa gözlük istemiyorum. Görmeyeyim daha iyi. Ortasındayım. Ondan sonra neyse. Doktora tekrar gittim. Ya hakikaten dedi, numaraları birazcık daha işte küçükten başlayalım dedi. Adaptasyonda güçlük çekebilirsin filan. Gözlük numaralarımı değiştirdiler. Tekrar biraz daha düşük numaradan başladım. Ve sonrasında oldukça konforlu bir şekilde adapte oldum. Şimdi varlığıyla yokluğu bir değil tabii ama yani varlığını hissetmiyorum adeta. Bedenimle o kadar bütünleşti. Ama gözlüğe bile alışmak çok zor. Evet. İlk anlamda. Düşünsenize ameliyat oluyorsunuz, gözünüzün içerisinde kendi lensiniz gidiyor. Sonrasında oraya bir mercek takılıyor, bir lens takılıyor. Ve hayata acaba nasıl adapte oluyorsunuz, nasıl göreceksiniz?